15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri üstünde Victory of Democracy, yani demokrasi zaferi afişi taşıyan uçak uçuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini anlatan kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. Daha önce New York şehrinde darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi LED ekranlı araçlarla anlatılmıştı. Bu kez de farklı bir etkinlik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde gerçekleştirildi. Şehir üstünde Victory of Democracy, yani demokrasi zaferi yazılı afiş taşıyan uçak uçuruldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok ülkede etkinlik düzenlendi. Amerika'nın New York şehrinde dev Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğrafı meydandaki ekrana yansıtıldı. Birçok ülkede anma törenlerinin adresi büyükelçilikler oldu. 15 Temmuz şehitleri Amerika'nın New York şehrinde de unutulmadı. Manhattan'daki ünlü Times Meydanı'nda dev ekrana Türk bayrağı yansıtıldı. Kahramanlarımız yazısıyla birlikte şehitlerin fotoğrafları da ekrana verildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte darbe gecesi yaşananlar anlatıldı. Amerikan eski kongre üyesi Pete Sanchin video mesajda Türkiye'ye desteğini aktardı. Beyaz Saray önünde bir araya gelen Türkler de ellerinde bayraklar ve şehitlerin fotoğraflarıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne destek oldu. Kazakistan'daki etkinlik Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği'nde düzenlendi. Katılımcılara TRT World'un hazırladığı 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesel film gösterimi yapıldı. Türkiye'nin Pekin, Londra ve Tiflis büyükelçiliklerinde ve Belçika'da Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilciliğinde anma töreni yapıldı. Yunanistan'ın Gümülcine şehri etkinliklerin bir başka adresi oldu. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu ve Gümülcine Türk Birliği'nde düzenlenen etkinlikte FETÖ üyesi teröristlerin ihaneti ve darbe girişimi bir kez daha hatırlatıldı. Kuzey Kıbrıs'ta Boğaz Şehitliği'nde şehitler anıldı. 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Başbakan Ersan Saner katıldı. Almanya'da AK Parti Berlin temsilciliği 15 Temmuz uluslararası kamuoyunun bakışı ve kamu diplomasisi başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Toplantıda 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi tarihinin en büyük ihaneti olduğu vurgulandı. Japonya'nın Nagoya kentinde Türk Sivil Toplum Örgütü temsilcileri FETÖ'ye ait okulun önünde yürüdü, siyah çelenk bıraktı. Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahlarıyla milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz gecesinde milletimiz tüm renklerini, tüm farklılıklarını geride bırakarak evde bayrak, dilde tekbirle inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen teröristlerin tankları, silahları, helikopterleri milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısındaysa işe yaramamıştır. Milli iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere ve bombalara etten kale olan yüce milletimiz, salalarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak vatan savunması uğrunda binlerce gazi ve yüzlerce şehit vermiştir. Hainlerin karşısında 7'den 77'ye çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimizin iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazılmıştır. İstanbul ilk şehidini Bayrampaşa'da verdi. Çevik kuvvet önündeki tankın üzerine çıkan sözde asker kıyafetli komutan Bayrampaşa halkının dağılmasını anons ediyordu. Fakat halk bunu kabul etmiyor, hep beraber tepki göstererek tankların bulunduğu yerden kaldırılmasını istiyordu. Tam da o anda askerlerin elinden otomatik tüfeği alan sözde hain komutan ateş etmeye başladı.
O sırada tankın üzerine çıkan Ümit Yolcu'nun yaşanılan arbede de hain komutan tarafından vurularak şehit edilmesinin üzerine halk tanka çıkarak darbecileri derdest etmiş ve emniyet güçlerine hainleri teslim etmemiştir. Çevik kuvvet polislerinin İstanbul'un diğer stratejik noktalarındaki kalkışma yapılan yerlerine müdahale etmesi için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden çıkışları sağlanmış ve oralarda yapılmak istenen olaylarda halkla beraber bastırılmıştır. 15 Temmuz destanı Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla Bayrampaşa'dan yazılmaya başlamış ve tüm Türkiye'nin sokaklara dökülmesiyle hainlere gereken ders verilmiştir. Kalkışma başarısız olmuş ve asırlar boyu unutulmayacak bir kahramanlık destanı yazılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainler meclisi de hedef aldı. Sokaklar gibi meclis de o gece darbeye direndi. Ankara'da olan milletvekilleri hiç düşünmeden meclise koştu. Uçaklardan atılan bombalar milli iradenin kalbine düştü. Meclis binası ağır yara aldı ama dimdik ayakta kaldı. O gece tatilde olan meclisin koridorlarında büyük bir sessizlik hakimdi. Kapalı olması gereken meclisin ışıkları milletvekillerinin gelmesiyle tek tek yandı. Böylece meclis FETÖ'cü hainlerin hedefi haline geldi. Milli iradenin kalbine ihanet bombaları düştü. Artık gün parti rozetlerini bir kenara bırakıp vatana sahip çıkma günüydü. Öyle de oldu. Bütün milletin gözü meclisteyken darbe girişimine karşı o net duruş ortaya konuldu. Saatler 02:33'ü gösterdiğinde bir bomba sesi duyuldu. Büyük bir gürültü koptu. Sarsıntı yaşandı. Ancak o gürültü genel kuruldaki milli iradenin sesini bastıramadı. Üçüncü bombanın ardından milletvekilleri sığınağa indi. İlk kez kullanılan sığınak sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı. Darbeye karşı tek ses olan ortak bildiri de orada hazırlandı. 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu. Atılan 3 bombayla mecliste 19 kişi yaralandı. Milli iradenin merkezi büyük hasar aldı. O gecenin izleri FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldı. Herkes askeri hareketliliği anlamaya çalışırken dönemin başbakanı Binali Yıldırım saat 23:02'de televizyon kanallarına bağlanarak bir kalkışma ihtimali üstünde durduklarını söyledi. Yıldırım, "Bu kanunsuz eylemin içinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecekler," dedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar saat 23:03'te Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde bulunan helikopterle Akıncı üssüne götürüldü. Derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgay'la Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun da aralarında olduğu birçok general Ankara, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve bazı komutanlarsa İstanbul'dan alınarak Akıncı üssüne götürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hareketlilik olup olmadığını öğrenmek için akşam saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığı'na giden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve koruması ise derdest edilerek komutanlıkta tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 00:24'te CNN Türk kanalına bağlandı. Görüntülü telefon araması bağlantısında Erdoğan, "Bu gelişme gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir," dedi. Milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağıran Erdoğan'ın bu çağrısı karşılık buldu. Vatandaşlar Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresindeki İnönü Bulvarı ve Milli Müdafaa Caddesi ile Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığı civarı başta olmak üzere meydan ve caddelerde toplanmaya başladı. Kışladan çıkan askerlere tepki gösteren vatandaşlar mücadeleye girişti. Polatlı'da kışlalarından çıkarak Ankara'ya doğru hareket eden askeri araçların önünü kesen vatandaşlar, araçların bir kısmının kışlalarına dönmesini sağladı. Kazan halkı da Akıncı üssü çevresinde toplandı. Bu sırada 8 vatandaş FETÖ'cülerce şehit edildi. Darbenin yönetim merkezi Akıncı üssünden mühimmat yüklü halde kalkan uçaklar, sonik patlamalarla vatandaşları ürkütmek için ses hızının üzerinde seyretmeyi sürdürdü. Darbeciler bir yandan da Kara Harp Okulu'nda eğitim gören kursiyer askerleri helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığı'na taşıdı. Bu sıralarda uydu yayınlarını durdurmak isteyen ve aralarında sivillerin de olduğu darbeci grup, helikopterlerle TürkSat'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine hareket etti. Tedbir amacıyla kuruma gelen iki TürkSat görevlisi, FETÖ mensubu darbecilerce ateş açılması sonucu şehit düştü. Yeni mahalledeki Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına saat 00:56'da 2, 01:08'de ise bir adet bomba daha atıldı.
Saldırıda 2 vatandaş şehit düştü. 39 kişi yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki zırhlı araçlarda bulunan darbecilerin faaliyetleri sonucu da 8 vatandaş şehit oldu.